Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. İşlerinde doğru olarak kendini Allah'a veren ve İbrahim'in Allah'ı bir tanıyan dinine tabi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salatü vesselam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Şüphesiz İslam hem iyi olmaya ve iyi etmeye hem de dünyayı din adına tahrip değil, din gereğince onu yeniden inşa etmeye davet eden bir dindir. Bu din tüm alem için merhamet, güven, huzur ve barışa davet eder. Allah Teala şöyle buyurdu: biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Cibril aleyhisselam Hazreti Peygamber'e gelip ya Muhammed bana İslam'dan haber ver dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namaz ikamet etmen, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna gücün yeterse hac etmendir buyurdu. Hadiste geçen İslam'ın temellerini düşünen kimse bilir ki bu temeller düzgün bir kişilik kurmakta katkıda bulunur. İnsan Allah'tan başka bir tanrı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna inandığı zaman Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyarak bu şehadeti gerçekleştirmeye gayret eder. İnsan peygambere ve onun öğretilerine gerçekten tabi olması için onun insanlara gösterdiği şefkat, merhamet, alçak gönüllülük ve yumuşaklık gibi muameleleri göstermelidir. İnsan İslam'ın en önemli temeli olan namazın semeresini ancak kötülüğü yasaklamak ve Allah yolunda olmakla elde edebilir. Böylece Müslüman kendisiyle ve tüm toplumla barış ve huzur içinde yaşar. Allah Teala şöyle buyurur: namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklardan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyüktür. Zekatın çeşitli imansal ve insani yönleri vardır. Halbuki zekat ruhun maddi şeylere bağlanmasını azaltır ki insan malın bir amaç değil bir araç olduğunu öğrenir. Zekat işbirliği, dayanışma ve karşılıklı merhametin vesilesidir. Müslüman toplum bencillik ya da olumsuzluğu bilmemeli. Zira bizim dinimiz cimrilik ve bintilik değil, cömertlik ve fedakarlık dinidir. Mümin her zaman müsamahakar ve cömert olur. Allah Teala ansarları övdüğü bir ayette şöyle buyurdu: daha önceden Medine'yi yurt edinmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine güç edip gelenleri severler ve onlara verilenlerden dolayı işlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Oruç ise Müslümanın ahlakını kontrol eder. Oruçlu kimse Allah'a karşı gelmekten sakınmakla sabır ve tahammüle alışır. Ve kendini geliştirerek Yüce Allah'ı kızdıran her şeyden uzak durur. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, oruç kalkandır. Biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz söylemesin ve kavga etmesin. Şayet biri kendisine süver ya da çatarsa
ben oruçluyum desin. Başka bir hadiste, her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur buyurulmuştur. Hac ibadetine gelince de onun öncesinde, sırasında ve sonrasında da davranışsal ve ahlaki bir yükümlülüktür. Allah Teala buyurdu ki, hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, hac esnasında kadına yaklaşmak, günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin ve bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri, benden sakının. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kötü söz söylemeden ve büyük günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu gündeki gibi günahsız olarak evine döner. İşte böylece İslam'ın bütün temellerinin iyilik, güvenlik ve barış ile topluma etkileri vardır. Bizim hak dinimize dikkatle bakan kimse yüce ahlakların dini olduğunu ve onun mesajı bu yüce ahlakları tamamlamak için geldiğini anlar. Peygamber Efendimiz buyurdu ki, ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Doğruluk, sadakat, eminlik, akraba bağlılığı, cömertlik, yardım, yiğitlik, insanları eziyet etmemek, muhtaçlara ve sıkıntılılara yardım etmek, zayıflara merhamet ve hayvanlara şefkat, nerede varsa işte orada doğru İslam hedefleri gerçekleşir. Hiç kuşkusuz İslam'ın özünü anlamak, asil mesajının sırlarını bilmek, ulvi hedefleri üzerine durmak ve bunların hepsini modern gelişmeler ve gereklilikler ışığında uygulamak acil bir zorunluluktur. Zira çağdaş güçlüklerle yüzleşmek, terörist ve aşırılık yanlılarının direncini kırmak, sapkın düşünceyi kuşatmak, atalet, kapanma, yanlış anlama, dar görüşlülükten kurtulmak ve bu darlıktan çıkıp daha geniş, daha kolay ve daha olgun ve bilinçli bir dünyaya kavuşmak için İslam'ı doğru anlamak gerekir. Böylece ülkelerin ve insanların menfaatleri gerçekleşir ve güvenlik, barış, istikrar ve tüm insanlığın mutluluğunu sağlayan yüksek insani değerler yayılır. Her Müslümanın yapması gereken en önemli görevlerden biri, İslam dinindeki tüm büyüklük yönlerini insanlara göstermektir. Böylece tüm dünya insanın İslam'ın barış dini olduğunu ve tüm insanları barışa davet ettiğini bilecektir. Selam, yani barış, Yüce Allah'ın ismidir. Allah Teala şöyle buyurdu. O Allah'tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamdır, emniyete kavuşturandır. İslam milletinin selamlaşması da selamdır. Allah Teala şöyle buyurdu. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Selam da cennet ehlinin selamlaşma şeklidir. Allah Teala şöyle buyurdu. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler, sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verip namazdan çıkınca 3 defa şu duayı okurdu. Allah'ım, selam sensin. Selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah'ım, sen hayır ve bereketi çok olansın. İslam, insanın saygınlığını koruyan bir dindir. Ayrıca gıybet,
dedikodu, kıskançlık, nefret, hullama, tahkir ve her türlü zararı yasaklayan bir dindir. Allah Teala şöyle buyurdu: ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bir kimse kardeşine bir demirle işaret ederse elinden onu bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder. Ana baba bir kardeşine olsa bile. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem düvme yapmayı yasakladı. İşte yüzüne damga vurulmuş bir merkebin yanından geçti. Bunun üzerine bu hayvanın yüzünü dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Oruç tutan ancak komşularına eziyet eden bir kadın durumu Resulullah'a sorulduğunda o kadın cehennem ehlindedir buyurdu. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun sahabileri güllünde İslam'ın asil öğretilerini, ahlaklarını ve değerlerini sağlamlaştırmıştır. Öyle ki İslam bütün insanlarla birlikte yaşamayı sağlayan bir hayat yöntemi haline gelmiştir. İşte Hazreti Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh, Habeşistan kralı Necaşi'nin önünde bu değer ve ahlakların bazılarını muhteşem bir şekilde ve kendinden emin sözlerle açıklamıştır. Ve Necaşi'ye hitaben şunları söylemiştir: ey hükümdar! Biz cahiliye karanlıkları içinde yüzen bir kavimdik. Butlara tabar, ölü hayvan eti yer, günah işlerdik, akrabalarla ilişkiyi keserdik, komşulara kötü davranırdık, aramızda güçlü olanlar zayıfları ezerdi. Allah bize aramızdan suyunu, doğruluğunu, güvenirliğini ve iffetini bildiğimiz bir elçi gönderinceye kadar bu şekilde yaşamaya devam ettik. Allah'ın elçisi bizi Allah'ı birlemeye, ona ibadet etmeye, bizim ve atalarımızın onun dışında ibadet ettiğimiz butları ve taşları terk etmeye davet etti. Bize doğru söylemeyi, emaneti yerine getirmeyi, akrabaları ziyaret etmeyi, komşulara iyi davranmayı, haramlardan sakınmayı ve insanları öldürmemeyi emretti. Bize kötü ve günah fiiller işlemeyi, kötü söz söylemeyi, yetimlerin malını yemeyi, iffetli kadına iftira etmeyi yasakladı. Allah'a ibadet etmeyi ve ona herhangi bir şeyi ortak koşmamayı, namaz kılmayı, zakat vermeyi ve oruç tutmayı emretti. Gerçek Müslüman yalan söylemez, aldatmaz, ihanet etmez ve insanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. Gerçek mümin de
diğer kimselerin malları, canları ve namusları hususunda kendisinden emin bulunduğu insandır. Gerçek Müslüman, İslam ahlaklarını yansıtan ve iyiliği insanlara dokunan kimsedir. Bu bağlamda Hazreti Peygamberimiz şöyle buyurur: "Size gerçek müminin kim olduğunu bildireyim mi? O, diğer kimselerin malları ve canları hususunda kendisinden emin bulunduğu insandır. Gerçek Müslüman da insanların onun dilinden ve elinden gelebilecek zararlar hususunda güvende olduğu kimsedir. Gerçek mücahit ise nefsinin engellemelerine rağmen ömrünü Allah'a itaatle geçiren yiğittir. Gerçek muhacir de hata ve günahlardan uzak duran iman eridir." İslam'ın mesajı insanlık, bilgelik, hoşgörü, şefkat, bulluk ve esenlik mesajıdır. İnsanları bir araya getiren, ayırmayan, birleşen, birleştiren ve dağıtmayan bir mesajdır. İslam, merhamet, hoşgörü, kolaylık, insanlık dolu bir dindir. Bu asil anlamları gerçekleştiren her şey de İslam'ın tam merkezinde yer almaktadır. Bu anlamlara uymamak İslam ve hedeflerine aykırıdır. Ey Allah'ım, bizi en güzel ahlaklara yönlendir. Senden başkası yönlendiremez. Bizi kötü ahlaklardan uzaklaştır. Senden başkası uzaklaştıramaz. Ey rahmetlilerin en merhametlisi, Mısır'ı, halkını, ordusunu ve polisini de tüm kötülüklerden koru.